21. yüzyılda özellikle teknoloji alanında her geçen gün birçok ürünün ortaya çıkmasına şahit oluyoruz. 3 boyutlu film oyunlardan sonra şimdi tüm dünyada 3 boyutlu yazıcılar yaşamımıza girdi. Matbaanın icadından itibaren yaşanan en büyük değişimlerden biri olarak gösteriliyor 3 boyutlu yazıcılar. Yazılımla oluşturulan her nesneyi 3 boyutlu hale getiren makinelere 3 boyutlu yazıcılar denir. 3 boyutlu yazıcılar baskı teknolojisi sayesinde tasarlanan veya ihtiyaç duyulan bir alete basabilir. Bununla beraber 3 boyutlu baskı teknolojisi sayesinde taradığınız bir nesnenin çıktısını alabilirsiniz. Aynı zamanda da çizilen bir tasarımı 3 boyutlu hale getirebilirsiniz. Normal yazıcılar sadece kağıdı kullanırken 3 boyutlu yazıcılar plastik, gümüş, demir, ilik, hücre bile sinirleri bile kullanır. Örneğin organ üretecek bir 3 boyutlu yazıcının ham maddesi plastik olamaz tabii ki de. Organ konusunda ilik veya hücrelerden yararlanır 3 boyutlu yazıcılar. Dünyanın göz bebeği ve ilgi odağı haline geldiği 3 boyutlu yazıcılara verilen önem daha da artıyor. Bir konuşmasında ABD Başkanı geleceğin sanayi devrimini yapacağız diyerek 3 boyutlu yazıcıları işaret etti. Hatta 2012'de 3 boyutlu yazıcı teknolojisi enstitüsü bile kuruldu. 3 boyutlu baskı teknolojilerinde en yaygın kullanım ise mühendislik ve medikal alanlarında gerçekleştiriliyor. Aslında tüm alanlarda kullanıldığını videomu izleyenler görebilecek. Mesela NASA 2014 yılında uzay istasyonuna bir 3 boyutlu yazıcı koydurdu. Bu yazıcı sayesinde ihtiyaç duyulan parçaların doğrudan uzay istasyonunda üretilmesini sağladı. İlk uygulama ise istasyon dışında tamir yapan astronotlardan birinin elindeki somun anahtarını uzaya düşürmesi sonucunda gerçekleşti. Uzaya düşen anahtarın yerine yenisini göndereceği bir sonraki sevkiyatı beklemek yerine dünyadaki üstten yollanılan verilerin 3 boyutlu yazıcıya yüklenmesiyle somun anahtarı uzay istasyonunda üretildi. Bu örnekten de görüldüğü gibi yukarıda bahsettiğimiz büyük miktar ve ağırlıktaki yedek parçaların uzay istasyonuna gönderilebilmesi için atılması gereken taşıyıcı roket sayısını ve maliyetini düşününce 3 boyutlu yazıcının getirdiği faydanın ne kadar önemli olduğu çok açık şekilde ortaya çıkıyor. 3 boyutlu yazıcı ile sıkı durun, ev inşa edildi. Çin merkezli Winsung firması 2015 yılında tamamı 3 boyutlu yazıcılarda üretilen materyalden oluşan 5 katlı bina ve 1100 metrekarelik villa inşa etti. Dünyanın ilk 3 boyutlu yazıcıdan çıkma binaları Suzhou Endüstriyel Park bölgesinde gösterim açıldı. Aynı şirket 3 boyutlu yazıcı ile tanesi 4000 dolar değerinde günde tam 10 adet ev inşa etmeyi başarmıştı. İtalya elektrikli otomobil üreticisi SEV ile 3D yazıcı şirketi Polymaker'ın ortaklığında hayat bulan El-SEV otomobili dünyanın ilk 3 boyut yazıcısıyla üretilen otomobil ünvanını elinde bulunduruyor. Normal bir otomobilde ortalama 2000 parça bulunurken El-SEV'de sadece 57 parça bulunuyor ve ağırlığı sadece 450 kilogram. 3 boyut yazıcının ortaya çıkardığı elektrikli otomobil şimdiden 10.000'in üzerinde sipariş almış durumda. El-SEV'den ilham alan birçok şirket 3 boyut yazıcı ile bu sektöre girmiş durumda. Büyük otomobil firmalarının Ar-Ge çalışmaları 3 boyut yazıcı yönüne doğru kaymaya ufak da olsa başladı bile. Şimdi ise 3 boyutlu yazıcıların en çok etkilediği alana, tıp alanına gelelim. Türkiye'de 26.000 kişiden fazla organ nakliyi bekleyen hasta vardır. Ve bu rakama her yıl 5000 kişi daha ekleniyor. 3 boyutlu biyo yazıcılarla üretilen organlar seri üretime geçilebildiği takdirde bu teknolojiyle nelerin başarabileceğini görmüş olacağız. Şu an 3 boyutlu yazıcılarla hangi organlar üretildi sorusunun cevabını arayalım şimdi. Bu gördüğümüz kulak İngiltere Londra Üniversitesi'nde kulaklarında doğuştan ciddi şekil bozukluğu olan çocuklar için 3 boyutlu yazıcılar üretildi. Fareler üzerinde yapılan
deneylerde başarılı sonuçlar elde edilen 3 boyutlu kulaklar insanlar üzerinde de kullanılmaya başlanacak. 3 boyutlu yazıcılar üretilen kas, kemik ve kıkırdak parçalarının hayvanlara nakledildiklerinde normal bir şekilde işlevlerini yerine getirdikleri görüldü. 3 boyutlu bir yazıcılar üretilen en muhteşem organ olan kalp. Evet, bu kalp de 3 boyutlu yazıcılar üretildi. Üretilen bu protez kalp birkaç ay çalışıyormuş. Eğer kalbin çalışma süresini uzatırlarsa, kalp hastalıklarının 10 yıl içinde büyük oranda düşeceği tahmin ediliyor. Bilim insanları bir ilki başararak 3 boyutlu yazıcıyla insan dokusundan hücre, damar ve odacıkların bulunduğu bir kalp üretti. Araştırmacılar gerçek insan dokusu ve damarı kullanılarak gerçekleştirilen ve organ naklinde çok kritik bir adım olan bu yeni buluşun ileride hastalıkta olan kalplere doku transferinin önünü açabileceğini ifade etti. Bir yandan bizler 3 boyutlu yazıcıları konuşurken, bir yandan da şimdiden 4 boyutlu baskı teknolojisi üzerinde çalışılmaya başlandı bile.